Hayalim ileride ülkeme faydalı bir mühendis olabilmek. Bunun için uğraşıyorum. Özellikle yapay zeka alanında çalışmak istiyorum. Ben ileride Türkiye'nin en büyük yatırım fonlarından birini yönetmek istiyorum. Ve aynı zamanda Türk girişimcilerimize de dünyada destek olmak istiyorum. İleride biyomedikal mühendisliği alanında çalışmak istiyorum. Umarım bir akademisyen de olabileceğim. Hayalim bu yönde. Daha çok bu alanda araştırmalar yapmak istiyorum. Hayalimden bahsedeyim. Ben kafa hastalanmadan bedenin yatağa düşeceğine inanmıyorum. Daha sağlıklı bir Türkiye, daha sağlıklı psikolojisi, daha sağlıklı bir Türkiye için çalışmak istiyorum. Bunun için de bazı fikirlerim var. Onları gerçekleştirmek istiyorum. Genel olarak ortamı neşelendirmekten ve benzeri hoşlanan bir insanım ve bunu hani ne kadar geniş bir kitleye yayabilirsem bu benim için o kadar iyi olacağından daha çok işte genel olarak insanlara mutlu neşe saçmak diyebilirim. Hayallerim ne kadar değişirse değişsin, planlarımda her zaman benimle olacak olan şey bu ülkeye fayda sağlamak ve değer yaratabilmek. Aslında temiz enerji dediğimizde, otonom sistemler dediğimizde tek bir amaca hizmet etmek istiyorum. O da tarımda teknolojik inovasyon. Çünkü daha temiz, daha güzel bir geleceğe adım atmak istiyoruz. Ve önümüzde çok büyük bir gıda kıtlığının, felaketinin olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla hayalim de öncelikle bu felaketin önüne geçebilecek çalışmalara imza atmak. Ve tabii ki ülkemizde daha güzel bir geleceğe hazırlamak da imzamın bulunması tabii en büyük hayalimiz. Hayalim tam anlamıyla iyi bir sosyal bilimci olmak. Eşitsizliğin karşısında dimdik durabilmek mesela, fikir üretmek. Belki bir kurumun öncüsü olmak. Ben ileride öncelikle ülkeme sonrasında bütün insanlığa yararlı bir doktor olmak istiyorum. Hayalim geleceğimizin aydınlık yolu olan çocuklara yol açmak, onların yoluna ışık tutmak. Ben akademisyen olmak istiyorum. Okul öncesi öğretmenliği okuyorum dediğim gibi. Öğretmen olarak tek tek çocuklara dokunmam belki çok zor olur diye akademisyen olup onlara dokunacak öğretmenler yetiştirmek ve hepsinin yolunu aydınlatmak istiyorum. Hayalim öncelikle kendi mutluluğumu sağlamak, daha sonra insanların mutluluğunu sağlamak, insanların hayatlarına dokunabilmek. Bunu hem akademik çerçevede hem de farklı yollarla yapabilmek istiyorum. Tev benim için ilk önce aile demek, burada olmak, hep beraber olmak ve o değeri hani beraber yaşatabiliyor olmak gerçekten çok kıymetli benim için. Tev'in yeri bende çok ayrı. Ben Tev ile 14 yaşında tanıştım. Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi'nde okudum. 14 yaşından beri Tev bursiyeriyim. Tev benim için aydınlık demek, gelecek demek, umut demek. Tev benim için başta sadece bir vakıftı ama sizinle iletişim kurdukça gerçekten bir ailenin içinde gibi hissetmeye başladım. Tev benim için aslında şu ana kadar böyle en büyük gurur kaynağı, en büyük neşem olabilir. Çünkü o süreçten geçtikten sonra seçilmek, burada olmak, benim hayalimin ilham verici bulunması ve tescillenmesi açısından böyle benim için çok gurur verici ve mutluluk ifade ediyor. Tev benim için aslında çok büyük bir sorumluluk bilincini yeniden keşfetmemi sağladı. Üstün başarı bursunu aldıktan sonra gerek bize olan inancı gördüğümde, gerek başka arkadaşlarımın hayallerini gördüğümde ne kadar büyük bir göreve aslında adım attığımızı ve bu sorumlulukta olduğumuzu gördüm. Dolayısıyla benim için sorumluluk ve çalışma kavramlarını ifade ediyor. Tev aslında bu hayalimin merkezinde. Gerek bağışçılarıyla olsun, gerek getirdiği kültürle olsun. Beni her zaman besleyen, hem maddi hem manevi anlamda bana destek olan bir kurum. Tev benim için bir ilham aslında, bir insanlarla buluşabildiğim bir yer anlamına geliyor. Ve çok güzel bir komünite olduğu için birbirimizi çok destekliyoruz. Aynı zamanda dediğim gibi eğitime çok önem verdiğim için Türk Eğitim Vakfı da insanların eğitimine katkı sağlaması için burslar verdiği için çok memnunum yani burada olduğum. Umudu ifade ediyor diyebilirim çünkü gerçekten çok fazla genç umut oluyorlar ve farklı şekillerde oluyorlar. Farklı yerlerden tutuyorlar. Belki de gençlerin kendisine özgüven vermesini sağlıyorlar. Onların kendilerinde bir şey ifade etmesini de sağlıyor. Kendilerini kanıtlamalarını da sağlıyor diyebilirim. Bir özgüven veriyor. Ya ben çok mutluyum yani. Burada denk geldiğim, tanıştığım insanlardan, edindiğim çevreden yani hepsinden gayet memnunum. Herkes gerçekten çok iyi insanlar. Gerçekten özünde de iyi olduğuna inandığım insanlar. Bu yüzden gerçekten çok güzel bir his Tev ailesinde bunun bir parçası olmak. Tev benim için umut kelimesini ifade ediyor. Umutlu olmam gerektiğini, buradaki arkadaşlarımı görünce aynı misyon ve vizyonu paylaştığım başka insanlar olduğunu görüyorum. Ve daha iyi bir insanlığa gidebileceğimizi hissediyorum. Hayalimin en büyük destekçisi aslında Tev. Çünkü Türk Eğitim Vakfı insanların hedeflerine ulaşmasında, yollarını aydınlatmasında en büyük desteği her zaman. Ve benim de arkamda olduklarını bildiğim için çok büyük işler başaracağıma inanabiliyorum Tev'le birlikte.